Yaz Söyleşiliği programlarının ilkini geçen hafta Gökhan Ergür'le şiir ve psikoloji konusu üzerine yapmıştık. Bu haftaki konuğumuz ise Eray Sarıçam. Şiir ve modernite konusunu bize anlatacak olan Eray Sarıçam'ı öncelikle tanıyalım. Eray Sarıçam 1993 Gebze doğumlu. Üniversite eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi'nde alan şair. Türk Dili ve Edebiyatı alanında lisans ve yüksek lisans yapmıştır. Şiir ve yazıları Hecem, İtibar, Aşkar, Kaygısız, Muhit ve Budak gibi birçok dergide yayımlanan şairin Yüzüm Şimdi Cumhuriyet ve Ömrüm Yettiğince Savaş adlı iki şiir kitabının yanında Arif Damar hakkında yazdığı Şiirin Soğuk Demircisi Arif Damar adlı inceleme kitabı bulunmaktadır. Şimdi şiir ve modernite konusunu konuşmak üzere sözü şair Eray Sarıçam'a bırakıyorum. Eray Bey, mikrofonunuz açık değil. Şu an açık değil mi? Sesim geliyor şu an. Evet, şu an geliyor. Evet, evet. Merhaba. Bu sesle ilgili sıkıntı geçen gün bir program olmuştu. Orada da böyle bir sıkıntı oldu. Herhalde benim bu teknolojiden falan çok anlamamamla alakalı bir şey bu. Programdan önce Harun Yakarer'le de bir deneme yaptık. Çünkü deneme yapmak için ama öyle bir sıkıntı oldu. Yine de denememiz iyi oldu çünkü geçen gün de böyle bir sıkıntı olmuştu. Baştan şunu da söylemek istiyorum herkese. Bu benim ilk defa canlı yayınım olacağı için şimdiden kusuruma bakmayın eğer çok kekelersem falan. Çünkü hiç alışkın değilim böyle bir şeye. Konumuz modernite ve edebiyat. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Modernite hakkında uzun uzadıya bilgi vermeyeceğim. Neden? Çünkü bu zaten çok uzun zamandır konuşulan ve fakat üzerinde kimsenin hemfikir olamadığı bir kavram. Yani hatta Yalçın Armağan'ın söylemesiyle adeta bir fenomen. Sadece moderniteden bahsetmek yerine Türk edebiyatı, daha doğrusu Türk şiiri üzerinde moderniteden bahsetmek istiyorum. Yine de sorulabilir bizde ve batıda modernite ne zaman çıktı ya da tarihi nereye kadar götürebiliriz? Dediğim gibi bunun temel bir tanımı yok. Yani birçok kişinin üzerinde hemfikir olduğu, bu tamamdır dediği bir tanımdan bahsedemiyoruz. Muğlak bir konu aslında modernite. Yani modernite, modernizm, güncellik, esasen bunlar bile birbirlerinden farklı şeyler. Böyleyken bizim direkt modernleşme şudur yahut modernleşme şu zaman ortaya çıkmıştır dememiz çok olası değil açıkçası. Yine de modern kelimesi hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Yani biz karşımızdaki insanı öveceksek eğer ona modern bir insan deriz günlük hayatımızda. Ya da yereceksek hiç modern bir insan değilsin deriz. Bu kadar günlük hayata kadar yer etmiş bir kavram. Yani bir sosyoloğun kullanmasıyla sokakta kullanmamız arasında çok büyük farklar var. O yüzden bir türlü sınırlarını çizemiyoruz. Mesela Ülkü Tamer... Yaşamak Hatırlamaktır adlı kitabında annesinin bir fotoğrafından bahsediyor. Annesinin fotoğrafı geleneksel bir kıyafetlerle. Ülkü Tamer altına not düşmüş. Benim aslında annem aslında modern bir insandır.
Fakat o gün bir tören olduğu için böyle giyindi. Yani bunu söyleyen kişi ikinci elin önemli isimlerinden. O bile modernliği annesinin yerel kıyafetlerine bağlamış mesela. Yani buradan baktığımız zaman sınırlarını bir türlü çizemediğimizi görüyoruz modernizmin. Kaldı ki modernite deyince de farklı şeyler anlıyoruz. Güncellik deyince de farklı şey anlıyoruz. Ya da modernizm ne zaman ortaya çıkmıştır? Yani sanayileşmeyle mi, şehirleşmeyle mi ya da kavramlar üzerinden mi gitmemiz gerekiyor? Mesela avantgardla birlikte mi modernizm ortaya çıkmıştır? Dediğim gibi herkesin bir fikri var bu konuda ama herkes bir tanımda bir tanım mı ortaya atıyor ama kimsenin ortaklaşa kabul ettiği bir tanım yok. Yine de şiirden bahsederken eğer modern şiirden bahsedeceksek modern şiirin şehirleşmeyle birlikte ortaya çıktığını söylemem gerekir. Şunu da belirteyim de ondan sonra devam edeyim. Bizde genellikle modern bir insan olmak ve modern şiir yazmak bunlar birbirlerine karıştırılır. Yani mesela Sezai Karakoç modern bir şiir yazar. Cahit Zarifoğlu, İsmet Özel modern şiirler yazarlar. Ama modern değildir bu isimler. Bu isimler hatta modernizme karşıdır. Bunun ayırdına varmamız gerekiyor. Yani modernizm başkadır, modern şiir başkadır. Yani Sezai Karakoç'a modern şair diyoruz. Hatta modern şiirimizin zirvelerinden. Ama kesinlikle modern bir insan değil. Daha doğrusu yani kişiliğinden bahsetmiyorum, fikirlerinden bahsediyorum. Fikirleri bu genel modernizm, en azından bizim sokakta kullandığımız ya da Ülkü Tamer'in annesinin kıyafetleri için dediği modernizm tanımına uymaz. O yüzden modernizm der, modern şiir derken bununla karıştırdığımız için modern şiiri de olumsuz algılamamak gerekiyor. Modern şiir Batı'da büyük olasılıkla şehirleşmeyle birlikte ortaya çıktı. Yani köyden kente geçiş, göçlerle ortaya çıktı. Zaten ilk modern eserler, mesela Baudelaire, Kötülük Çiçekleri, Baudelaire'in şiirleri. İşte bu şehirleşmenin sonucu denebilir yani. Şairin şehirdeki bunalımları, bireysel trajedisi, bungun dünyaya şairin verdiği bir tepki modern şiir, Baudelaire'in verdiği bir tepki. Çünkü şehirleşmeyle birlikte artık şair dünyayı eskisi gibi kavramıyor. Farklı bir şekilde kavramaya, farklı bir şekilde algılamaya çalışıyor, algılıyor. Dünyayı farklı şekilde yorumluyor. Artık şair saray şairi olmaktan çıkıyor ya da taçlı bir şair olmaktan çıkıyor. Onun dünyadan beklentisi bir saray şairinden çok farklı. O yüzden modern şiiri bu şehirleşmeyle birlikte alabiliriz. Peki bizde böyle mi oldu? Yani bizde de şehirleşmeyle birlikte mi oldu bu iş? Bu aslında bizde tam böyle olmadı. Neden? Batı'da bu işler şehirleşmeyle olurken bizde özellikle Cumhuriyet'le birlikte, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte bizim ilk modern şairlerimiz, yani moderniteye ilk adım atmaya çalışan şairlerimiz kırsala yöneldiler. Şehirden ise kırsala yöneldiler. Köye yöneldiler, köylüye yöneldiler, aşıklara yöneldiler, halk hikayelerine yöneldiler. Üstelik hiç şehirden ayrılmadan belki de. Bunun nedeni ne? Bunun nedenine birazdan geleceğim. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ama bizde modernite demek, modern demek 1910'larda, 11'de, 30'da, 40'larda genellikle batılı olmak gibi algılanıyordu.
Bizde modern şiir böyle algılanıyordu. Yani eğer modern olacaksak batılılar gibi olmalıydık. Hayatımızda, yaşayışımızda, harflerimizde, giyim kuşamımızda, şiirimizde her şeyimiz böyle olmalıydı. Bizde özellikle şiirde bunun böyle olmadığını biz ikinci yenide görüyoruz. Yani o 50'li yıllardan 60'lı yılların ortalarına kadar geçen sürede şairler böyle olmadığını fark ettiler. Tabii bu sadece Cumhuriyet'in kurucularının bir düşüncesi değildi. Daha eskilere giderdi bu batılı olma fikri. Yani bizde tabii Cumhuriyet'i kuranların modern anlayışıyla Osmanlı aydınlarınki biraz farklıydı. Şöyle, bizde modernliği genellikle 3. Selim'e kadar götürürler, işte Niyazi Berkes filan. Fakat İsmet Özel'in demesiyle şöyle bir fark vardır Osmanlı modernleşmesiyle Cumhuriyet modernleşmesinin. Osmanlı modernleşmesi ne kadar batılı da olsa, 3. Selim her ne kadar batılı liderlerle mektuplaşsa da bu modernitenin bir ayağı hep İslam'daydı. Yani İslam'dan bir ayağını hiç kaldırmadı Osmanlı. Ama Cumhuriyet rejiminde, Cumhuriyet devriminde öyle bir fark vardı. Kurucu fikrin, kurucu düşüncenin iki ayağı da batıdaydı. Yani bu ne demek? Şu anlama gelir. Osmanlı aydınları devletin sıkıntıların karşısında bir devrim yapmaktansa reforma gitmeye, yenileşmeye çabalıyorlardı. Yani akıllarında onların bir devrim fikri yoktu büyük çoğunlukla. Namık Kemal'de bile. Yani mesela Namık Kemal, Walt Whitman'ın düşüncesiyle karşılaşsa, ki haberi yoktu ondan, büyük ihtimalle çok şaşırırdı. Yani onun fikirlerini kabul etmezdi. Yani bu isimlerin devrimden ziyade reforme etmek gibi durumları vardı, düşünceleri vardı Osmanlı aydınlarının. Yani Osmanlı ile Cumhuriyeti kuranlar arasında modernite deyince böyle bir fark vardı. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Tabii Cumhuriyet kurucularının düşüncesi, yani bu batılı olmak düşüncesi, özellikle Atatürk'ün vefatından sonra bu daha da irtifa kazandı diyebiliriz. Batılı olma düşüncesi, batılı olmayan, batı dışı milletlerde genellikle tutan bir şey değil. Özellikle bizim gibi toplumlarda çok tutan bir şey değil. Bunun tutmadığını ikinci yeni de gördük. Oraya da değineceğim. Yani özellikle bizim şiirimizi, Türk şiirini Batı'nın kavramlarıyla, kelimeleriyle açıklamamız çok da mümkün değil. Belki romanımız, öykümüz için olabilir. Baktığımız zaman bugün postmodern roman, öykü oturmuş durumda edebiyatımızda. Ama şiir için böyle bir şey söz konusu değil. Yani batılı düşünce, liberal düşünce ya da Yunus Emre'den 2020 yılına kadar düz bir çizgi çekemez. Çekmez daha doğrusu. Ama biz çekiyoruz. Yani Yunus Emre'den bu zamana düz bir çizgi çekildiğini de görüyoruz. Gördük. Peki neden batılılar böyle düz bir çizgi çekemez? Çünkü işin içine, yani liberal düşüncenin içine o zaman azınlıklar, ulus ötesi, çoğulculuk, evrenselcilik gibi kelimeler girecek. O yüzden o düz bir çizgi çekemeyeceklerdir. Bu tür kelimelerden dolayı. Tabii siz mesela 2020 yılında şiir yazıyorsanız ve diyorsanız ki ben Yunus Emre'den bu zamana çekilen bu çizgiyi ya da Karacaoğlan'dan bu zamana çekilen bir düz çizgiyi kabul etmiyorum derseniz ve yani şiirinizde Yunus Emre'nin, Karacaoğlan'ın, tırnak içinde söylerim, ruhu gezmiyorsa, yani isterseniz en büyük ödülleri de alın. O anlamda
şairliğinizin kabul edilebileceğini sanmıyorum ben. Yani bu Cemal Süreya için de böyledir, Ülkü Tamer için de böyledir, İsmet Özel için de böyledir. Çünkü hem şiirinizde Yunus Emre'nin Karacaoğlan'ın ruhu geziniyor hem de batılı değilsiniz. Batılı isteseniz de olamazsınız. Çünkü batı düşüncesini ortaya çıkaran olayları biz yaşamadık. Onlar da bizim olaylarımızı yaşamadılar. Bu yüzden diyorum, batılıların kelimeleriyle bizim modern Türk şiirini kavramamız, anlatabilmemiz çok zor. Özellikle ikinci yeniyle itibaren bu iyice, makas iyice açılmış durumda. Yani romanda da bu düşüncenin önüne özellikle Kemal Tahir falan çok geçmeye çalıştı. Ama ne kadar başarılı oldu, bu tartışılır. Tabii Kemal Tahir'i de dönemin sol liberal camiası görmezden geldiler uzunca bir süre. Modern şiirin modernizmin ve modern şiirin hatlarını çok keskin bir şekilde çizemiyoruz dedik. Fakat yine de modern şiir deyince aklımıza birkaç tane şey geliyor. Nedir bunlar? Mesela dil bilincidir. Dil bilinci. Ya da bireysellik. Yahut edebi kişilik. Bunlar şiiri, edebiyatı modern yapan unsurlardır. Dil bilincinden kastım ne? Yani şu anlaşılmasın. Salt, biçim oyunları, dil oyunları, metinde başlayıp metinde biten, yani metnin aşkınlaştırıldığı ürünlerdir. Bu anlama gelmesin. Yahut bireysellik deyince de şairin hezeyanlarını kağıda aktarması gelmesin aklımıza. Buradaki dil bilinci, bireysellik ya da edebi kişilik şiiri, şiir dilini hiçbir kutsal göreve alet etmemektir. Yani ne demek kutsal görev? Yani mesela Sovyetler dönemindeki toplumcu gerçekçi anlayış. Adamlar bunları listelemişlerdi hatta konferanslarında. Edebiyatın halka yararı olması gerektiğinden bahsediyorlar. Partiye, yani Komünist Parti'ye yararı olması gerektiğinden bahsediyorlar. Bunun dışındakileri, yani şairin kendi trajedisinde ele aldığı ürünleri burjuva işi olmakla nitelendiriyorlar. Yani orada bir görev, kutsal bir görev düşüncesi var orada. Yani partinin, rejimin düşüncelerini yaymak, bu anlamda çalışmak. Yıllar sonra mesela bizde de ne oldu? Muhafazakar sanat diye bir şey çıktı 2010'lu yıllarda. Aslında muhafazakar sanatla toplumcu gerçekçilik siyasi anlamda zıt gibi görünüyor ama ikisi de modern edebiyatın karşısında olan şeyler. Nasıl ki biz ürünümüzü, eserimizi parti uğruna, rejim uğruna harcayamazsak, böyle muhafazakar düşünce diye bir şey uğruna da harcayamayız. İkisi de baktığımız zaman aynı şeye tekabül ediyor. Yani partinin, düşüncenin tarafında mısın yoksa bunun zıttında mısın? İşte bu kutsal görev, ödev duygusu şairin modernite önündeki en büyük engelidir. Burada ne olur? Şair kişisel trajedisini yok saymak zorunda kalır. Yahut şiirsel kişiliğinden ödün vermek zorunda kalır. Herkes gibi olur. Herkes gibi olduğu zaman da ortaya modern bir şey çıkmaz. Şimdi bizde bu ikinci yeniye kadar tam tesis edilememişti bu anlamda modern şiir. İkinci yeniyle birlikte bu söylediklerim ortaya çıktı. Bunu neden böyle peki? Bunu anlamak için biraz geriye gitmemiz gerekiyor. Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar gidebiliriz. Cumhuriyet kurulunca
Yani sonuçta ortada bir devrim var ve geçmişe dair her şeyin silinmesi isteniyor, amaçlanıyor. İşte kılık kıyafetten tutun da saate kadar, ölçü birimlerine, harflere, her şeye kadar değişti. Biliyorsunuz zaten bu konuları. Bundan edebiyat da nasibini aldı. Nasıl aldı? Son tahlilde Cumhuriyeti kuran kadrolar divan şiirini Osmanlı şiiri olarak görüyorlardı. Osmanlı'nın karşısına bir şey koymak gerekiyordu. Ne koyacağız Osmanlı'nın karşısına? Tabii ki burada elimizde olan yegane şey halk şiiri ve hece ölçüsüdür. Çünkü halk şiirini ve hece ölçüsünü Osmanlı entelijansiyası kabul etmemiştir hiçbir zaman. Yani çok basit bir şey olarak görmüşlerdir. Yani Osmanlı entelijansiyası Yunus Emre'den, Karacaoğlan'dan ne kadar haberdardır? Haberdar olsa bile ne kadar ciddiye almışlardır? İşte yeni kurulan devlet divan şiiri karşısına hece şiirini ve hece ölçüsünü çıkardı. Peki bunu devleti kuran askeri kadrolar yahut siyasi kadrolar mı düşündü? Hayır. Bunu kim düşündü? Bunu Ziya Gökalp düşündü. Tabii Cumhuriyet kurulmadan önce ya sonra da bir sürü fikirler ortaya atılmıştı. Yani bunların çoğu taklite dayanırdı. İşte Yahya Kemal'in mektep ve memleket tezi vardı. Daha sonrasında Peyami Safa'nın Doğu Batı sentezi vardı. Ya da Mehmet Akif'in Batı'nın ilmini, sanatını alalım hem de mesaimizin son süratine kadar dedi. Yani klasik tabirle Batı'nın iyi yönlerini alalım, kötü yönlerini almayalım düşüncesi vardı. Ama bunlardan hangisini tercih etti devleti kuran kadrolar? Ziya Gökalp'inkini tercih etti. Peki Ziya Gökalp ne diyordu? Ziya Gökalp milli yani modern bir edebiyat için halka inmemiz gerektiğini söylüyordu. Halka inmek yani hece şiiri, hece ölçüsüydü. Böylece halka inerek modern bir şiire kavuşacaktık. Hem modern şiirle birlikte milli bir şiirimiz olacaktı. Hem Batı şiirinin gerisinde kalmayacaktık. Ve böylece Ziya Gökalp Batı'nın üstünlüğünü de kabul etmemiş oluyordu. Hem Batı'nın üstünlüğünü kabul etmeyeceğiz hem de modern. Bu uğurda eskiden aruzda yazanlar bile aruza veda diye şiirler yazmaya başladılar. Yani Cumhuriyet kurulduktan sonra hem hececiler hem ondan sonrakiler çoğunlukla şiir budur, devletin şiir budur dediği şeyi yazdılar. İşte Batı'da şehirleşmeyle birlikte ortaya çıkan modern şiir bizde bu hece düşüncesiyle birlikte kırsala doğru evrildi. Kırsala, köye, halk aşıklarına, halk hikayelerine evrildi. O yüzden bizde modern şiirin tesis edilmesi 1950'lere 60'lara kadar sürdü. Anca o tarihleri buldu. Bunu işte beş hececiler yapmaya çalıştı ilk önce. Zaten onlar da onlardan da bugün yani edebi anlamda ancak Faruk Nafiz'in adını anabiliyoruz. Diğerlerinin çok da adını anamıyoruz. Bu beş hececilerle sınırlı kalmadı bu modernite anlayışı. Yani neden? Şimdi beş hececiler köyden bahsediyorlardı ama yani kaçı köye gitmişti? Yani kaçı köy halkından haberdardı? Yıllar sonra bunun hakkında Fazıl Üstün Dağlarca Kızılırmak Kıyıları diye bir şiir yazmıştı. Bu düşünceyi eleştiren bir şiir yazmıştı. Yani o Cumhuriyet'in ilk şairlerinden kimler gitmiştir? Mesela belki Kemalettin Kamu gitmiştir, belki Ahmet Kutsi Tecer gitmiştir. Diğerleri gitmiş midir? İşte burada bize modernitenin
oturmaması, havada kalmasının nedenlerinden birisi de bu. Uzaktan uzağa. Yani o modernizmin de batının da biz devamlı çevresinde dolaşıyoruz ama bir türlü içine girmiyoruz, giremiyoruz. Çünkü kodlarımız el vermiyor buna. Devamlı etrafında dolaşıyoruz. Köye gitmeden köy şiiri yazmak da böyle bir şeydir. Bunu sadece Beşeciler mi sürdürdü? Yani devletin budur, devletin modern şiir budur dediğini Beşeciler mi sürdürdü? Hayır. Dönemin 40'lı yılların toplumcu gerçekçileri de bunu yaptı. Onlar kendilerini Cumhuriyet rejiminin karşısına koydular bir yerde. Sivillik adına yaptıklarını söylüyorlardı bunu ama onlar da Sovyetler Birliği'nden aldıkları düşünceyle şiir yazmaya çalıştılar. Onlar da Sovyetlerin şiir budur, edebiyat budur dediğini yazmaya çalıştılar. Yani ortada değişen bir şey olmadı. Yine bir görev, yine bir ödev duygusuyla şiir yazdık. Yani ortada ne edebiyat, dilin, ne şiirin bir özelliği söz konusu değil. Bağımsızlığından zaten bahsetmiyorum. Yani ortada bir özellik yok yine. Yine görev duygusuyla hareket ediyoruz. Aynı şeyi garip şairler için de söyleyebiliriz. Yani bizde garip şiir genellikle büyük bir kırılma olarak bahsedilir. Evet, büyük bir kırılma. En azından büyük bir kırılma için çabalanmıştır. Ama garip şiirleri de modernizm, garip şairlerinin de modernizmden anladıkları yine kendilerini okutan bu devlete karşı sorumluluklarıyla sınırlıydı. Yani onlar da özellikle Yaprak Dergisi döneminde yine devletin, yine ulusun, milletin sorunlarını ele aldılar. Yani şiiri onlar da özel bir konuma çekemediler. Onlar da belki siyasi baskıdan olabilir ama yine devletin sınırlarında dolaştılar. Yani o sınırları ihlal etmediler. Yani niye? Çünkü son tahlilde en başında da dediğim gibi biz Batılılar gibi Batılıların kavramlarıyla açıklayamayız. Biz en başından beri bizim şairlerimiz kendilerini her zaman vazifeli, görevli saymışlardır. Bu yeri gelmiştir millet adına olmuştur, yeri gelmiştir devlet adına olmuştur. Ama modernizm, modern şiir bireyselliği ve özerk bir dili önceler. O yüzden bunu garip şairleri de başaramamıştır. Yani hem garip şairleri hem de 40'lı yıllarda şiir yazanlar modern, ilk modernlerin şiirlerini çevirmişler midir? Çevirmişlerdir, evet. Ama Cahit Sıtkı Tarancı Baudelaire'in şiirlerini çevirirken onun o isyan tarafını, o şehirleşmeye karşı isyankar tarafını, düzene karşı isyan tarafını, devlete karşı isyan tarafını görmemiştir. Neyini görmüştür? Baudelaire'in hüzünlü tarafını görmüştür. Bu kadar yani. Aynı şeyleri Kırk toplumcuları için de diyebiliriz. Onlar da Kırk toplumcularının da Mayakovskilerin hazırladıkları fütürist belgelerden, manifestolardan habersiz de onlar da. Yani onların sadece Kırk toplumcularının elinde Altın Zincir diye bir kitap vardı. Onun dışında zaten çoğu dil de bilmezdi. Yani öyle Mayakovskilerin şiirlerinden, bildirilerinden çok haberli değillerdi. Yani o yüzden bu tutup bu şairlere direkt modern şair, modern akımlar diyemiyoruz. Yani garip şairlerine bile diyemiyoruz. Peki bizde hiç mi modernite adına bireyin ön plana çıktığı, bireyselliğin ön plana çıktığı yahut kişisel trajedinin ön plana çıktığı, dilin özerk bir alana çekilmek istendiği dönemler olmamış mıdır? İlk akla gelen Recaizade Mahmut Ekrem'in çalışmaları veya
Servet-i Fünuncuların çalışmaları, Servet-i Fünun şairlerinin çalışmaları aklımıza geliyor. Sonuçta onlar da kimi zaman kendileri kelime uydurmuşlardır, kimi zaman Fransızca kelimelere başvurmuşlardır. Ama onlar da yine o dönemde bu görev duygusundan arınamamış otoriteler tarafından korkaklıkla ve dekadanlıkla suçlanmışlardır. Yani onlar da bir yol açmaya çalışmışlardır ama bunda başarılı olamamışlardır. Tabii işin siyasi tarafını, toplumsal tarafını da unutmamak gerekiyor yani. Yine de yap şeylerdir. Bugüne kaynakça bırakmışlardır, kaynak bırakmışlardır. Bu Servet-i Fünun ya da Recaizade'nin çalışmalarına benzer. Mesela benim aklıma Yahya Kemal Ahmet Haşim örneği gelir. Modernite bağlamında. Bizde modern şiir deyince hep o kanaldan yürür. Yahya Kemal Ahmet Haşim. Ama dikkat ederseniz Yahya Kemal ile ilgili elimizdeki doküman sayısı Ahmet Haşim'den daha fazladır. Daha fazla çalışma vardır. Daha çok önem verilmiştir Yahya Kemal'e. Neden peki? Aynı şeyi Tevfik Üret ve Cenap Şahabettin olayında da gördük. Çünkü Yahya Kemal aruzla yazmasına rağmen milli duyarlılıkları dile getirmiştir. Yani o görev duygusuyla, ödev duygusuyla, vazife duygusuyla milli duyarlılıkları dile getirdiği şiirler ortaya koymuştur. Aruzla yazmıştır. Bundan da tepki çekmiştir, evet. Ama yine de milli duyarlılığı ön plana çıkarttığı için kabul görmüştür. Karşısında Ahmet Haşim var. Ahmet Haşim, Cumhuriyet kadrolarının, yani yeni devletin adeta resmi şiir anlayışı olan hece şiirinin karşısında bir kişi. Bunu bilinçli, planlı, programlı olarak yapıyor. Hece şiirinin karşısında, dilde sadeleşmenin karşısında, milli duyarlılık hiç yok şiirlerinde. Kendi savaşa katılmış olmasına rağmen hiçbir şekilde bunu göremiyoruz şiirlerinde. O yüzden bu milli duyarlılık kısmı eksik kaldığı için Ahmet Haşim'de onu arka plana itmiştir genel edebiyat kanonu. Ahmet Haşim'in yeniden keşfedilmesi, daha doğrusu yaygınlık kazanması bizde ikinci yeniledir. Çünkü istesek de istemesek de kabul etsek de etmesek de bugün modern şiir dediğimiz şeyi aslında Yahya Kemal'dense Ahmet Haşim eğer gerçekleştirebilmişse gerçekleştirmiştir. O yüzden onu keşfeden yine ikinci yenidir. Yani Yahya Kemal milli duyarlılık olmasaydı bu kadar şey olacağını sanmıyorum ben. Ahmet Haşim'in önünde olacağını düşünmüyorum. Çünkü eğer konumuz modernite ise Ahmet Haşim'i ön plana çıkarmamız bu anlamda. Tabii Cumhuriyet kurulduğundaki ilk hececi şairlerden bahsetmiştik. İşte beş hececilerden falan bahsetmiştik o dönemdeki, o yıllardaki. Onlardan sonra da yine bir hececi kuşak geldi. Kimlerdir? Ya mesela aklıma gelen Necip Fazıl, Fazıl Sünü Dağlarca falan geliyor benim aklıma. Şimdi bu isimlere nasıl bakmalıyız modernite bağlamında? Yani modern şiir bağlamında bu isimlere nasıl bakacağız? Yani sonuçta Necip Fazıl devletin imkanlarıyla yurt dışına gitmiştir okumaya. Fazıl Sünü de askerdir. İkisi de devletin istediği vezni kullanmıştır. Hece veznini kullanmıştır. Yani bu anlamda onlar da yine devletin istediği yoldan gitmişlerdir. Ancak onlar görev duygusunu ilk dönemlerinde arka plana etmiş, kişisel trajedilerinden bahsetmişlerdir. Bu anlamda modern şiire ön ayak olmuşlardır. Evet, kişisel trajediden hatta özerk ve dil kurumalarından bu iki ismi ön plana çıkarabiliriz. Fakat bunun devamını getirememişlerdir. Nasıl? Fazıl Üstün Dağlarca sonradan serbest vezne geçmiştir. Evet, bu bir aşamadır. Ancak bu sefer o
sivilliğini iyiden iyiye yitirmiş. Bu sefer Ziya Gökalp'in istediği gibi destanlar yazmaya başlamıştır. Kurucu liderlere şiirler yazmaya başlamıştır. ve böylece yine o görev duygusu onu bulmuştur. O ödev duygusu onu bulmuştur. Aynı şeyi Necip Fazıl için de söyleyebiliriz. Necip Fazıl da kişisel trajedisinden belli bir zaman sonra vazgeçmiş. Bu sefer Sakarya Türküsü, Büyük Doğu Marşı gibi şiirler yazmış. İşte, sol elimi keserdim demiş gerek olmasa. Fazıl Üstünlü ile Necip Fazıl'ın durdukları, yani görev anlamında durdukları yer farklıdır. Ancak ikisi de son tahlilde o görev duygusunun içinde bulmuşlardır kendilerini. O vazifenin içinde bulmuşlardır kendilerini. Devam ettirememişlerdir. Bunu o yüzden bunlar ikinci yeniye kadar kalıyor. Yani aynı şey Nazım Hikmet için de geçerli. Nazım Hikmet bizde Garip şiirinden bile daha çığır açıcıdır, ön açıcıdır. Modernite anlamında, modern şiir anlamında. Neden? Çünkü bir kere heceden kopmuştur. O rejimin istediği bezinden kopmuştur. O serbest müstezatın dar kalıplarından da kurtulmuştur. Tamamen serbest bir şiire yönelmiştir. Yani Nazım Hikmet bizde Batı'yı taklit etmeden bir şeyler yapmaya çalışan ilk isim diyebiliriz. Burada şunu diyebilirsiniz, şu akla gelebilir. Nazım Hikmet Rusça bilmeden Mayakovski'nin o merdiven dizelerini kendine örnek almıştı. Evet, onu örnek almıştı ama Nazım Hikmet Rus toplumcuları gibi şiiri partinin ve toplumcu gerçekçiliğin, bu siyasetin eline bırakmamıştı. Yani toplumcu gerçekçiler, o dönemki toplumcu gerçekçileri şiirden sanatı atmak istiyorlardı. Yani burada yine kişisel trajediden, özel dilden bahsedemiyoruz. Ama Nazım Hikmet şiirden sanatı atmamıştı. Onu toplumcu gerçekçilerden, Rus toplumcu gerçekçilerinden ve taklit dediğimiz şeyden ayıran nokta işte burasıdır. Öyle ki 40 toplumcularından Arif Damar şey der mesela, Nazım Hikmet aşk şiiri yazmasaydı biz yazmazdık der. Utanırdık der aşk şiiri yazmaktan. Ne zaman ki onun aşk şiirleri yayınlandı, ondan sonra yayınladık der. İşte Nazım Hikmet'i Rus toplumcularından ayıran nokta burasıdır. Kaldı ki Nazım Hikmet heceyi bırakmış, bunun ötesinde kimi şiirlerinde biz divan şiirinin sesini duyarız. Divan şiirinin ahengini duyarız. Divan şiirinin müziğini duyarız. Kimi sessel ve kelimelerle yaptığı çalışmalar yine divan şiirini hatırlatır bize. Yani divan şiirindeki biçim çalışmalarını hatırlatır bize. Yani yine devletin istediği şiir anlayışının dışına da çıkmıştır yine burada. Ama yine de Nazım Hikmet demiyoruz modern şiirimizi tesis eden. Onun yerine ikinci yeni diyoruz. Neden? Çünkü Nazım Hikmet bunu sonuna kadar götürememiştir. Ahmet Oktay'ın demesiyle Benerci yahut 835 satır kitaplarıyla sonraki yazdığı şiirler ya da Memleketinden İnsan Manzaraları arasında çok büyük farklar var. Nazım Hikmet yani 3 telli saza aşağılarken bu sefer yeniden o doğunun, şarkın şiirine, biçimlerine kaymıştır. Mesela Rubai yazmıştır. Bunu Ahmet Oktay Nazım Hikmet'in gelenek dışında kalarak kendine siyasi anlamda yandaş bulamayacağını anlamasıyla açıklıyor. Elhak doğrudur. Çünkü bu yoldan giden Rus
şairleri ya intihar etmişler ya da bu şiiri komple bırakmışlardır. Nazım Hikmet bunu görünce Türkiye'de böyle bir şey olamayacağını anladığı için yeniden o klasik formlara dönmüştür. Bu yüzden ikinci yeniyle başladığını söylüyorum. İkinci yeninin tesis ettiğini söylüyorum modern şiirin bizde. Nazım Hikmet en büyük çığraşıcıdır bu yolda. Fakat devamını getirememiştir. Tamamını getirememiştir. Sağlayamamıştır. Biz de 1950'lere gelindiğinde ve 60'ların ortalarına kadar yazılan şiir, bu ikinci yeni şiir dediğimiz, aslında bizdeki tam manasıyla modern şiirdir. Yani evet, modern şiir, yıllardır konuşulan şiir, amacımız bu olmalı dediğimiz şiir aslında budur. Hatta bu şiir, ikinci yeni şiiri, bu zamana kadar gelen şiirler arasında sistematik olarak taklit şiiri dışlayan ilk şiirdir. Yani taklit şiiri dışlar, Batı'nın gölgesinden kurtulmuş bir şiirdir ikinci yeni şiiri. Bugün belki çok farklı anlamda kullanılıyor ama ikinci yeni bizim yerli ve milli şiirimizdir ilk. Belki de Ziya Gökalp'in istediği o milli modern şiiri ikinci yeni şairleri tesis edebilmişlerdir. Tabii Ziya Gökalp'in istediği biçim, içerik böyle değildi. Yol böyle değildi ama bir şekilde bu ikinci yeniye nasip oldu. Neden? Çünkü ikinci yeni şairleri en baştan, yani o ilk ikinci yeni ürünlerinden son eserlerine kadar dilin özerk yapısını korumuşlardır. Dili asla herhangi bir görev uğruna harcamamışlardır. Vazife uğruna harcamamışlardır. Bu değildir ki bunlar hani o zamanki ikinci yeninin ilk ortaya çıktığı zamanki gibi gerici şiir yazıyor anlamına gelmez. Yani modern şiir diyoruz adamlara. Gerici nasıl diyelim? 60'larda öyle deniyormuş gerçi. Modern şiir lirik, epik, dramatik gibi kavramların artık ortadan kalktığı bir dönemdir şiir anlayışı. İkinci yeni işte bunu başarmıştır. Yani ikinci yeni şiirinde hem aşk şiirlerinden örnekler görürüz. Hani o kırklı toplumcuların utandığı aşk şiirleri örneklerini görürüz. Hem kişisel trajedileri görürüz. Hem de sokaktaki vurulan, öldürülen gençleri görürüz. Yani hem lirik, hem epik, hem dramatik artık iç içe geçmiştir. Ve modern şiir dediğimiz tam anlamıyla budur işte. Hiçbir zaman kendilerini bir vazifeli olarak görmemiştir ikinci yeni şairleri. Ahmet Haşim'in de bu dönemde yeniden keşfedilmesinin nedeni bu. Ve bunu yaparken ikinci yeni şairleri Kant'ın dediği gibi akıllarını kullanmışlardır modernlik için. Ve bu yüzden Batı'nın kavramlarıyla açıklayamayız ikinci yeniyi. Ve belki de şiir tarihimizde ilk kez Batı'yı taklit etmek ya da Batı'nın peşinden gitmeyi bırakalım. Batı ile eşdeğer, belki Batı'yı bile geçen bir şiir yazılmıştır ikinci yeniyle. Özellikle 60'larda verdikleri ürünlerle. Bu şairler Batı'dan olabildiğince taklitten uzak duruyorlar bireysel. Aralarında belki İlhan Berk'i sayabiliriz. Yani İlhan Berk evrensel bir şair olmak ister. Çünkü dünyalı bir şair olmak ister. O yüzden onu da görürüz bu taklit işlerini, şiirlerini falan. Özellikle Fransızlardan. Zaten ikinci yeni şiirinde de Ahmet Haşim'i en yanlış anlayan odur. İlhan Berk yani Türk tarihine bile 50'lerinde merak salmıştır. Yani Mehmet Fuat'a yazdığı mektupta öyle der 50'li yaşlarında. Türk tarihine merak sardım der. Yani aralarında en yerli ve milli olmayan İlhan Berk'tir. Çok uzadı galiba konu.
O zaman şöyle toplayayım bir iki cümleyle. İkinci yeninin en büyük başarılarından birisi de şiirsel kişilikten ödün vermemeleri. Yani topluca hareket edip şunu şunu yazalım dememeleri. Hepsinin bir akım içinde almamıza rağmen hepsinin kişisel edebi kişilikleri birbirinden farklıdır. Bu modern şiir için en önemli şeylerden biridir. Yani bugün bile bu hatayı görüyoruz. Kişiliksiz, tırnak içinde kişiliksiz şiir yazıldığını. Çok uzattım, farkındayım. Kusuruma bakmayın. Böylelikle toparlamış olayım. Sorusu olan arkadaşlarımızın sorularını alalım. Birkaç dakika bekleyelim isterseniz. Varsa Tabii. yazarlar ya da mikrofonlarını da açabilirler. Galiba yok. Kıymetli konuşmanız için size çok teşekkür ederim Eray Serçam. Ben de Herkese teşekkür ederim. hayırlı sorular diliyorum. Eyvallah.